Allah Allah. Allah Allah. Arkadaş, nerede bu televizyonlar ya? Ay neredeler ya? Allah Allah. Ya ben nasıl ağlama? Ağlamıyorum. Gibi inliyorum ya. Bütün salon inledi benim inlemelerimden. Bütün salon inledi böyle. Diye bağırıyorum. Bütün müziğin sesini şey yaptım, bastırdım yemin ediyorum ya. Herkes bana döndü. Benle ilgileniyorlar falan. Dansa kaldırdılar beni. Beni dansa kaldırdılar. Sünnet olmuş insanı dansa kaldırdılar. Bir elim sünnetimde, bir elim havada. Nasıl dans etmek? Nasıl iğrenç dans ediyorum. Rezilim ya o anda. Mecnun, farkında mısın bilmiyorum ama yarım saattir bana sünnetini anlatıyorsun. Harbi geldik mi oraya ya? Artık ne dalmışsam? Ben ilk Ömer amcayı nerede gördüm biliyor musun diye başladın. Bu saate kadar geldik, habire aynı şeyleri anlatıyorsun. Bir de durmuyorsun hani bitir diye bekliyorum. Bir yerde dur diye bekliyorum, bitirmiyorsun da. Tamam bitiyor. Bir şey yok ya. Zaten ondan sonra sünnet bittikten sonra doktorla görüştük. Doktor dedi ki haftaya dikişler alınacak. Gelin dedi. Bittik, dikişleri aldılar. Hala sünnet diyorsun Mecnun ya. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Bu böyle telefonla konuşmak konusunda biraz çalışman gerek diye düşünüyorum. Ha tamam yani ben de bilmiyorum öyle uzun uzadıya telefonda ne konuşulur ama ne bileyim insan sünnetini anlatmaz ki. Bir gittiği filmi anlatır, gittiği oyunu anlatır, bir şey anlatır yani. Terminator 2 vardı da. Terminator 2 izledin mi sen? Ne filmdi arkadaş o ya? Ne kadar güzel bir filmdi o ya. Baba geldi, hasta la vista baby dedi ve salondan içeri girdi. İşte orada dedim ki, baba dedim, bizi de hasta la dedim. Ben nasıl bağırıyorum? Salon ayaklandı. Babam var salonda, televizyonda izliyorduk o zaman. Ne diyeceğim? Yarın biz kafede buluşup bir çay içmesek mi birlikte? Baş başa şöyle. Yani buluşalım ama sen nasıl çıkacaksın ki? Hani babam izin verecek mi ki sana? Ya aman babanın dükkanında durduğum var ya. Ben sabahtan bir görünürüm, kaçarım sonra hemen. Vallahi Mecnun ben sana söyleyeyim yani böyle giderse babam senin yakında gerçekten... Leyla. Baba. Babam. Baba mı? Kızım yatmadın mı sen daha? Yatıyordum tam ben baba. Yatacaktım da arkadaşla konuştuk o yüzden konuşuyorduk. O yüzden yatamadım daha. Gece vakti hangi arkadaşmış bu böyle? Ha bu şey bu. Sen tanıyabilirsin de tanımazsın da belki de. Belki söylememiş olabilirim ama eskilerden bir arkadaşım bu. Yatacaktım zaten ben de şimdi. Ben ona söyleyeyim, ben diyeyim ki yatıyorum diye. Alo. Ha kapatmış zaten. O, senin geldiğini anlayınca sıkıntı vermek istemedi herhalde. Ben zaten yatıyorum. Ben bunları da böyle de... Bir dakika. Toplayayım. Hadi babacığım görüşürüz. Dede, rus sakalım. Hadi kalk yerine yat. Hadi perişan oldun, kalk. Az kaldı az. Yatarım birazdan. Sabah bölümü teslim etmem lazım. Ya bir gün gecikiversin. Allah Allah, dünyanın sonu değil ya. Ne oldu? İyi bölüm odur bundan, iyi bölüm. İyi, hadi. Gene de sen çok heder etme kendini. Bir de bir şey diyeceğim, bana bak. Havalar soğudu, günler kısaldı. Fazla dış mekan yazma, perişan oluyor çocuklar sonra. Hadi. Ne yapıyorsun lan burada, damacana? Damacana mı? Ha. Basmalılardan. Düz bidon olan bu. Abi hiç sana yakışıyor mu böyle laflar ya? Niçin? Senin gibi haza beyefendi bir insana bu sözler hiç yakışmıyor. Hadi usta demiyorsun zaten. Ustayı beklemiyorum artık senden de. Şu laflar beni örselemez abi. Seni alçaltır. Hamıza? Sen ne acayip konuşmaya başladın ya? Bu ne tuhaf kelimeler öyle? Kibar kibar konuşuyor falan. Kendine bir çeki düzen ver ya bu hallere bir bak Allah aşkına. Ömer amca içeride mi?
Yok yine değil mi Ömer amca? Yok yine dükkanda yok değil mi bu adam? Ya bir gün şu dükkanın başında dursun ya. İnsan bir dükkan açmış başında durur ya. Koymuş iki tane işten güçten anlamayan serseri. Bütün dükkanı onlara emanet etmiş. Allah'ım yarabbim nerede olduğu belli değil. Esnaf dediğin dükkanın başında olur arkadaş. Esnaf dediğin işinin başında kendi durur. Kasasının başında durur. Esnaf dediğin böyle insanlara emanet etmez. Esnaf dediğin Ömer amca gibi olur. Helal olsun Ömer amca. Nerede kaldın ne yaptın acaba inşallah? Hidayet, siz bir kahveye gidin biraz hava alın. Yok be usta, kahvenin havası da beni sarmıyor yani. Orada bir sürü işsiz, güçsüz, çaresiz adamın boş bekli... Biz bir orolet içeriz o zaman ya. Ha? Gel, gel sana bir sarı çay içireyim lan. Gel, Melo. Aa, dayağım büyüğü geliyor. Ne yapsam acaba ya? Kıyın kıyın kaçacağım buradan. Gel otur bakalım şöyle biraz konuşalım seninle. Otur. Ha. Fantaziye girmeyeceksin. Sandalyede herhalde şey yapamaz ya. Ne yaptın? Buyur birader, birine mi bakmıştın? Ha yok yok. Devam edin siz. Ben öyle izliyorum. Çok seviyorum izlemeyi. Bu deniz kumu değil değil mi usta? Hasbinallah. Ne inşaat merakı biz sizde ya. Burada duramazsın birader. Neden? Yasak. Çünkü başında baretin yok. He. Ondan. Baletim yok. E vermediniz ki baletim olsun. Hem İsmail'e bir tane baleti çok görün hem de burada örseleyin, rencide edin, aşağılayın İsmail'i yani. Koskoca ustabaşsın, ayarlasana bana bir tane balet. Acaba oradan mı balet takayım ben kafana? Ustabaşı olduğumu nereden anladın? Ya acı ne sandın sen acaba İsmail'i? Armut toplamıyoruz biz de burada. Yalnız bir saattir izliyorum seni. Beğendiğimi söylemek zorundayım vallahi. İşlere yaklaşımın çok güzel. Vallahi bravo. Ayarlasana bana bir tane balet. Hoş geldin müdürüm. Hayırdır, bir aksilik yok ya. Var usta, var. Şantiye şefi işi bıraktı. Yeni bir şantiye şefine ihtiyacımız var. Haber saldım sağa sola ama bakalım. Nereden bulacağım ben şimdi yeni şantiye şefini? Şu an içinizi o kadar çok kıskanıyorum ki. Kıskançlıktan yemin ediyorum. Kasım kasım kıskandım. Çatlıyor kıskançlıktan. Ya o kadar şanslı insansınız ki bir kere bunu bilin. Bunu mesela bilerek yaşayın. Çok şanslısınız. Ananız büyük olasılık sizi Kadir Gecesi doğurmuş olabilir. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Sizin de şöyle biraz yürüyelim mi? Bir konuşalım. Buyurun. Allah düşüyordum vallahi. Devam edin. Geliyorum ben şimdi. Mavi baş. Tamam tamam Erdal tamam. Olan oldu artık. Üzülme be. Bak ya. Harap ettin kendini. Üzülme bu kadar. Hadi. Hayırdır ya? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Araba ya. Araba hala arabaya üzülüyor. Allah aşkına ya. Şş. Erdal abi ne yapıyorsun ya? Ya canına geleceğine mala gelsin, boş versene. Söylüyorum. Senin için öyle konuşmak kolay da. Senin ne canın var ne malın var çünkü. Ya canı var tabii de malı yok işte. Malı olmadığı için de anlayamıyor. Anlayamıyorsun çünkü mal sahiplerinin neler hissettiğini. Bekara karı boşamak kolay tabii. Karı. Karı tabii. Karı. Vay ya karı dedin ya. Abi o biraz kaba olmadı mı? O hanım mı olsaydı acaba? En kötü kadın mı olsaydı acaba? Tabii. Yani bin yıllık lafı değiştireceğim öyle mi kibar olacağım diye. Arkadaş benim babam böyle konuşurdu. Ben de böyle konuşurum. İşinize gelirse. Abartma artık sen de. Sakin biraz sakin. Sanki sen o arabayı çok kullanıyordun da nedir yani bu kadar feveran etmek? İskender. Sen. Hani şimdi ben çok üzüldüm ya. Tabii. Hani siz de mahalleli olarak bunu şey yaptınız, idrak ettiniz. Üzgünüm. Tabii canım haklısın yani. Üzgün olmakta haklısın tabii de. İşte o zaman... Aranızda para toplayıp bana bir araba alırsınız değil mi? Öş be! Amma abarttın ha! Aramızda para toplayıp Niye arkadaş? Nerede kaldı bu mahallenin dayanışma ruhu? Hani dayanışma ruhu vardı. Mahalleliydik biz. Mahalle olarak hepimize şey yapıyorduk, destek oluyorduk falan. Nerede kaldı? İşte ben hesapladım. Neyi? Mahalleliden 5, esnaftan 10 alırsanız bu iş tamam. Abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten oturdun, üşenmedin. Bunu mu hesapladın? Evet hesapladım ya biz. Çünkü devir hesap devri. Sizin yüzünüzden arabamdan oldu. Mağdurum da mağdurum. Mağdurum da mağdurum. Giderim mağduriyetime. Kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Dün gece bu civarda birçok eve hırsız girmiş. Sonra da ne kadar televizyon varsa almış götürmüş. Ben değilim, benimle alakası yok. Tabii canım. Var mı sizde bize ayar? Yok işte hiç. Var. Benim arabam çalındı memur bey. Allah Allah. Öh be abi ben. İyi. Buyurun o zaman. Karakola gidelim de şikayette bulunun madem. Gidelim benim. Erdal.
gidelim de memur bey şimdi ben şey yapmayayım ya. Benim birazdan çırak gelecek. Malum dükkan da boş kalacak. Etraf hırsız haydut kaynıyor. Onun için ben sonra şey yaparım. Abi hala laf sokuyorsun. Peki ben gidelim. Erdal abi, türünün ilk ve son örneğisin. Senle başladı, senle bitecek. Yani diyeceğim, ben bu iş için yaratılmışım hacı. Yani şantiye şefliği için doğmuşum yani. Onun için gelmişim bu dünyaya yani. Mesela benim dünyadaki misyonum da şantiye şefliğini olduğunu düşünüyorum. Zaten şeflik bizim geleneklerimizden gelen bir şey. Tamam yani öyle baktığın zaman şefin salatasını bulan kişi mesela benim atalarımın olduğunu da söylemek zorunda hissediyorum. Mesela bunu es geçmek istemiyorum mesela. Yani hacı. Arkadaşım biz aşçı lazım değil ki. Bize iyi bir mühendis lazım. Hay o senin konuşsun lafı ben çimento dökeyim hemen. İsmail hiç bu işleri yapamayacağını zannediyorsun değil mi? İsmail bu işleri anlamaz, beceremez çünkü İsmail. Bu tür şeylerde hiçbir yeteneği yok. Hiç İsmail'le Allah vergisi de bir yetenek yok bu işlere dair. Şu an karşında oturan kişinin Mimar Sinan'ın torunu olduğunu da söylemek zorunda bıraktın beni en sonunda. Bunu söylemek istemiyordum. Söyledim. Mimar Sinan'ın torunuyum. Hocam Mimar Sinan, padişahımız Sultan Süleyman'a seninle ilgili şikayetler gelmekte. Herkes çalışırken o oturup keyif yapmaktadır derler. Ne keyfi be? Hangi keyif? Görmüyor musun çalışıyorum ben burada? Bu nasıl çalışma be adam? Oturmuş nargile fokurdatıyorsun. Ha, keyfimden fokurdatıyorum ben bu nargileyi. İçerideki akustiğin nasıl olacağına bakıyorum. Biraz düşün. Artist. Biraz düşün. Git böyle söyle Muhteşem Süleyman'a. Muhteşem Süleyman mı? Padişahımız için Muhteşem Süleyman mı diyorlar? İleride öyle de derler. Sen giderken bir de çay söyle bana. Rahatımı hiç bozma, ben böyle çok iyiyim. Hadi. Bir demli çayını içerim hacı. Bak onun yanlarına güzel vur bak hacı. Onun yanlarını bak çok es geçiyorsun. Biraz daha böyle ovelle onları, ovelle ha. Ha. Yani anlayacağın genlerime hiçbir şekilde karşı koyamıyorum. Mesela kendimi çok zorluyorum bununla ilgili. Düşünüyorum, sürekli kendimi mesela böyle zorluyorum karşı koyacağım genlerime. Koyamıyorum. Hacı o kadar çok genlerinde mimarlık varmış ki meğerse. Ne yapalım biz? Hemen başlayayım ben hacı. Biraz daha bakışmaya devam edersek aramızda büyük bir aşk başlayacak endişesi duyuyorum ama acaba şu tarafa mı baksam acık? Leyla'dan uzak dur Mecnun. Ne? Bak, Leyla benim her şeyim. Annesinden bana emanet. Tek başına kız çocuk büyütmenin ne demek olduğunu bilmezsin sen. Hay Allah, nerede kaldı bu kız? Şimdi arasam çok üstüne düşmüş gibi olacağım şimdi. Geldi. Baba. Ha, geldin mi kızım? Geldim mi? Baba, ben senin bu sorunla dalga geçmekten bıktım ama sen o soruyu aynı şekilde sormaktan hiç bıkmadın. Geldim işte babacığım, bak buradayım. Evet. Sen ne yapıyorsun? Hiç öyle, televizyona bakıyorum. Ha. Keşke açık mı baksaydın baba? Doğru. Tam açıyorduysan herhalde ben gelirken. Neyse ben bir üstümü değiştireyim, geliyorum. Şunları bırakayım, geliyorum. Dur. Kime gidiyor bu yemekler? Leyla yedince. Hah, bakalım ne var bunda? Tavuk ha? Şiş. Ha, tavuk şiş. Biber koymasaydınız keşke. Leyla'nın bibere alerjisi var çünkü. Baharat da koymasaydınız. Nefes alırken zorlanıyor çünkü. Ne eti bu? Göğüs mü? Biber falan yok değil mi? Bak geçen gün bir ızgara getirdiniz. Tavuğun neresinden olduğu belli değil.
Hatta bir keresinde ızgara dediniz, içinden biber dolması çıktı. Hadi geç bakalım, geç. Leyla ile bir daha görüşmeni istemiyorum. Neden? Bak, senin baban çok düzgün bir adam. Sen de biraz ona benziyorsan düzgün çocuksundur, eyvallah. Ama serserisin. İşte güçte gözün yok. Ne kadar zamandır bu dükkandasın? Kaynak yapılacak desem bön bön yüzüme bakarsın. Neden? Daha tek plastik bile değiştirmedin. Neden? Senin baban yeri geldi, pazarda limon sattı. Neden? Yeri geldi, arabanın arkasına donatlet doldurup sokak sokak satmaya çalıştı. Neden? Kafanı çevirip de sokaktaki insanlara bir bak. Hepsinin bir amacı var. Kendi yolunda ilerlemeye çalışıyorlar. Salyangoz bile gideceği yere er geç varır. Çünkü ne istediğini bilir. Ama sen daha ne istediğini bilmiyorsun. Bir yönün yok. Oradan oraya savruluyorsun. Kendi yolun yok. Bari kızımın yoluna engel olma. Al şu parayı. Yeni iş bulana kadar idare edersin. Annelerimizin o çocukla görüşmeyeceksin dediği çocuk vardı ya. Ya. O çocuk benim işte. Oğlum saçmalama ya. Valla hesapla oğlum. Abartma o kadar. Valla öyle ya. Yemin ediyorum ya. Yok mu İsviçre çakısı? İsviçre çakısının içindeki konservatçıcağıyım ya. Konservatçıya mı onun? Var tabii abi, olmaz mı? Çok şahane konservatçıya var. Bütün konserveler onda çıp çıp diye açarsın. Ama yani çok kullanılmayan bir şey olduğu için örneği verdim. Ha. Korner atılıyor. Arka direktörde duran adam var ya, o da benim. Forvet'tesin, bütün maç karşı sahada oynanıyor. Bekliyorsun yarım saat, orada bekleyen beleşçi kim o? Beleş, pis beleş. Benim. Of şiştim, yemin ediyorum Mecnun şiştim. Deminden beri bir şey demeyeyim diyorum. Şurada muhabbet ediyoruz, sofra kurduk ama içim şişti. Niye taktın bu meseleye bu kadar, anlamıyorum ki. Hiç. Hiç mi? Abi nasıl, neyin anlamıyorsun İsmail abi? Adam benim karşıma oturdu, kızımı bir daha görmeyeceksin dedi ya. Tamam diyebilir Mecnun. Adam öyle diyebilir. Sonuçta tek bir tane kızı var, tek çocuğu var. Yani adamın kızını çok sahiplenici bir duruma bürünmesini anlayışla karşılamaz gerektiğini düşünmekteyim doğrusu. Eğer bana sorarsan. Oğlum sonuçta kız babası. Kız babası ne biliyor musun? Kız babası. Yapar böyle şeyler kız babaları ya. O sana bir böyle canını acıtmak için gider yapmış yani. Bu kadar kafaya takacak bir şey yok. Yani iş olsun yani. Ama asıl problem o değil ki abi. Asıl problem şu, adam haklı. Haklı. Geldim bu yaşıma, hiçbir işe yaramışlığım var mı benim? Hiçbir işe yaramışlığımı ben kendim bilmiyorum. Hayatımda hiçbir sorunun cevabını aramadım abi ben. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı burada zaten ya. Hiçbir işe yaramadım ben. Ya benim yaşıma gelen adamlar yüzbaşı oldular şu anda. Ben er bile değilim. Adamları sokakta görsem selam vereceğim, abi çekeceğim, komutanım çekeceğim. Ben askere gitmedim ya. Sen askere gitmemiş adama kız verir misin? Vermem, ben vermem. Veririm ben. Aa, Leyla arıyor, ne diyeceğim? Atsana. Aç. Ne aç ya? Ya daha kız bana sorsa niye gelmedin dese verecek cevabım yok. Ay. Vallahi şiştim ya. Sıma sen niye yüzüme düşmüyorsun? Yarın işin ilk günü yani Yavuz şimdi. İlk günden böyle işe kafa zorunluk gitmeyeyim yani akşamdan kalma böyle mal gibi. İyi. Helal olsun İsmail abi. Yemin ediyorum üşenmesem kalkıp yanına tebrik edeceğim seni.
Vallahi sen takılma bizle. Bence hiç takılma. Git içine gücüne bak. Asıl içine gücüne. Oh mis gibi rahat. Kebap hayatına bak ya. Bu sandalye böyle bir sokacağım buradan kafana yemin ediyorum Mecnun. Hayır yani öyle bir şey yapacağımdan öyle bir şey yapmam da. Yani insanı yaptırmak için elinden geleni zorluyorsun yani Mecnun. Oğlum Allah aşkına bırak. O, onun mektubu okunmaz şimdi. Sabah konuşuruz biz onu. Allah. Afiyet olsun beyler. Sağ olun. Eyvallah İskender abi. O zaman şey yapalım biz. He, o zaman biz kalkalım. Geç oğlu. Yarın sabah da erkenden işe gideceğim. Tamam. O zaman tamam. Hadi misafirliğinde kısası makbul. Yolluk hayırlı geceler. Yolluk yiyeceğim yer misin onda? Ben hiç sevmem onu. Alabilir miyim bir sakız? Sakız mı? Aa sakız varmış orada. Yavuz abi. Yavuz abi! Adam unuttu sakızını yemin ediyorum bütün gece. Kavunlu mu çiğniyormuş ya? Kavunlu mu suyu mu var onun? Ben hiç anlamadığım şeyler onlar. Ne bileyim ben? Beni de öksürtüyor bu kavunlu su da. Ha. Çiğnemesem mi acaba? Hayırdır? Yok. Yok. Hayır derdin ne diye soruyorum yani. Dert mi? Ha. Dert gibi değil ya. Yok yok bir dert var. Yoksa canına susamış olamazsın. Bu saatte benim gazabımı çekmeyi göze alarak burada üzüme düşeceksin falan ortalık yani. Yerde değil mi? Tabii. Ne oldu? Ne oldu? Yok bir şey ya. İsmail abi yeni bir işe girmiş de dedik onu kutlayalım diye. Böyle ha. Attık böyle şey yapasın. İsmail abinin işiyle ilgili. Evet İsmail abi. Yani senin işle ilgili değil yani. Abi benim işle ilgili kutlama yapmaya benim iş olmadığı için hani işle ilgili kutlama da dolayısıyla. Senin işin olmadığı için. He. Sen yine işi mi bıraktın? Bırakmadım ya. Vallahi bırakmadım. Baba vallahi bırakmadım bu sefer. Ben bırakmadım. Bu sefer? Ben bırakmadım işi. Ne oldu peki? Kapıyı iyice kilitle içeriden. Ya bak sana da yatacak bir yer bulalım artık. Böyle kirin pasın içinde yatıyorsun. Yazık vallahi. Yok be usta. Ekmek teknemizin başında duruyoruz sonuçta. Lütfen. Aferin be Hidayet. Hem çalışkansın hem de kıymet biliyorsun. Bravo vallahi. Sağ olasın usta, estağfurullah. İyi ama evlendiğin zaman ne yapacaksın? Dükkanda mı yatıracaksın kızı? Ha, alışık olmadığı da yer değil aslında. Benim de aklıma gelmiş. Ha? Vallahi doğru diyorsun usta. Evlenecek bir insanın ev bulması lazım ilk başta. Ben o zaman yarından tezi yok gideyim şu ev işini halledeyim. Çünkü evlenecek insanın ev bulması lazım sonuçta. Hadi iyi bakalım. Hadi iyi geceler. Ömer. Hayırdır İskender gece vakti? İskender amca hoş geldin. Çay koyayım mı? İçeri gir Çankırılı. Hayırdır İskender? Ne oluyor ya? Ne bu sinir? Mecnun'u kovmuşsun. Gelip şikayet mi etti sana? Senin bu oğlan hiç büyümeyecek İskender. Ömer. Çocuğu kovmuşsun. Neden? Kavgaya mı geldin? Sen biraz sakinleş, sabaha konuşuruz. Şimdi konuşalım. Söyle de terbiyesizliği nedir bilelim. Biz Mecnun'la konuştuk, hallettik olayı. Hallettiniz. Ne güzel halletmişsiniz be Ömer. Çocukmuş da, öyleymiş de, böyleymiş de. Ben senin onu neden kovduğunu bilmiyor muyum? Ömer, benim oğlum büyüdü. Aşık olacak kadar büyüdü. Acı çekecek kadar. Acısını en derine gömecek kadar büyüdü. Tekrar tutunup ayağa kalkıp aşık olmayı, yeniden sevmeyi öğrendi. Büyüdü. İyi. Gitsin başkasına aşık olsun o zaman. Kızımdan uzak dursun. Sebep? Kuduz mu benim oğlum? He? Hıbalı mı? Yapma Ömer. Aşık adama söz işlemez. Etme. Ne aşkı be? Yatağını bile sen topluyorsun onun. Hayatı bilmeyen adamın aşkından da hayır gelmez. Bir daha da böyle bir şey için kafama gelme. Hayır.
Hayırlı işler birader, kolay gelsin. Sen benim ekmeğimle mi oynuyorsun sen ha? Ne yaptın sonuçta? Ayıp değil mi? Ayıp değil. Ne baktın canım? He? Ne baktın? Yani ben anlamıyorum ki böyle bir şeyi. Yani mahalle mi kalmadı? Dadanacak mahalle mi kalmadı yani? Geldin mahalleye, karşımıza dükkan açtım. Dükkan karşısında dükkan mı açılırmış ya? Rekabet dünyası. Ne yapacaksın? Rekabet dünyası neymiş ya? Arkadaş, geldin madem. Madem geldin, hoş geldin hadi. Hadi hoş geldin desek bile yani. En azından televizyona dadanma ya. Mahallede televizyon kalmadı. Ya vallahi yastık altı denen şey yalan olmuş artık. O bitti zaten. Bitti. Bitti ya. Hiç yok. Hiç. Yani böyle bir insan bilir ki efendim bir para bırakayım buralarda. İşte birazcık takı bırakayım. Evet, yani takı makı kalmaz zaten. Hepsi banka kasasında. Evet. Evet. Pislikler. Allah Allah ya. Ne yapayım ben de? Verdim kendimi televizyona. Ne yapacaksın? Çünkü gücüm ona yetiyor yani. Buzdolabını yüklenemiyorum. Tabii bu halinle. Televizyon da tüpsüzse tabii. Ya sen tüpsüz zaten. Tüpsüz olay artık ya. Tüplüye bulaşılmaz yani. O da LED yani olacak yani. LCD bile çok ağır artık yani. Ya bak ben sana ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Şimdi sen rekabetten korkuyorsan eğer, günleri bölüşebiliriz. Yani çünkü ben böyle kimse mağdur olsun istemem yani, yapım öyle benim. Ay yapısı öyleymiş. Ben sen kimden korkacağım ben? Sen kendin kimden korkacağını düşün. Allah Allah, sen benim mahallemde ekmek yemeyeceksin, ben ona üzülüyorum. E göreceğiz bakalım. Sen üzülme de sonra. Allah Allah ya, tavırlara bak sen. Kim üzülecek onu göreceğiz bir kere. Ama öyle kapı mapı açmak istersen bir sinyal çak. En azından ustası gelsin, mundar etme kapıları ondan sonra. Mahallede kapı kalmıyor ondan sonra, tamam? Hadi, eyvallah. Tamam, senin adın... Vay be. Hem sessiz hem hızlı. Oy, 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 oy. Yavuz sen neye bulaştın ya? Dostum, bize de bir şeyler yazsana ha. Bana da bir şeyler yaz, Aksakallı'ya da yaz. Yani dedesiz dizi olmaz, tamam mı? Bol bol dede yaz. Ben istemem öyle şeyler. Bulaştırmayın beni öyle işlere. Çaylar da geldi. Aa, Rus sakallı dedem sen niye kalktın ya? Ben sonra da sana uyandığım vakit hazırlardım kahvaltı, ne olacak? Ona niye özel kahvaltı hazırlıyorsun? Ha, niye ona özel kahvaltı hazırlıyorsun? Biz de erkenden kalktık, o da kalksaydı. Nedeni şu, çünkü o sabahlara kadar çalışıp bir şeyler yazıp eve bir şeyler getirmeye çalışıyor. Ya sen ne yapıyorsun top sakallı dedim? Bana ne? Ben de özel kahvaltı istiyorum. Hem kahvaltımı yatağıma istiyorum, ona göre. Ne bu şımarıklık? Niye şımarıyorsun sen? Sen yüzünü yıkadın bir kere, yıkamadın. Çapaklı çapaklı geldin, çöktün sofraya, sağa sola laf yetiştiriyorsun. Çabuk fırla bakayım. Yüzünü yıkamadan şey yok, sofra yok. Ama daha dün yıkadım. Gel bak, hala söyleniyor. Yürü git bak. Mecnun! Mecnun kahvaltı hazır, Mecnun! Mecnun yok. Çıktı, sabah erkenden çıktı. Nereye gittik o? Daha önce 7. diye bir firmada çalışmışım. O da inşaat şirketi miydi? O daha çok otomotiv üzerineydi. Ha, araba yapıyordunuz. Yani yapıyorduk demeyelim de araba parçaları gibi. Parça üretiyordunuz. Üretiyorduk demeyelim de yani lastik olur, yedek lastik olur, jant olur. Ha, lastik yapıyordunuz yani. Lastik yapıyorduk demeyelim de hava basmak olur, sökmek, takmak gibisine. Hadi git işine arkadaşım. Lastikçi ustasıyım demiyor da. Hani usta demeyelim de, ustalamada kalmıştı şunun şurasında bir hafta gibi bir zaman. Ya müdür bey, benim
Bu işe çok ihtiyacım var. Benim acilen bu işe girmem lazım. Neden? Çünkü benim kendimi ispatlamam lazım gerçekten. Hani diğerleri bir gün çalışıyorsa ben iki gün çalışırım, beş gün çalışırım, on gün çalışırım, gecemi gündüzüme katarım. Yemin ediyorum yani yapamayacağım hiçbir iş yok benim. Diğer insanlar gibi çalışmak istiyorum ben ve onlar gibi düzenimi kurmak istiyorum. Bu işin bana o anlamda çok katkısı olacağına inanıyorum. Eğer bana verirseniz pişman olmazsınız yemin ediyorum. Bir hafta sonra gel beni bir gör. Eğer bu işin ustası değilsem sen de gel suratıma tükür. Bir hafta içinde becerebilecek misin? Bir hafta nedir ya? Bir haftada ben neler yaparım biliyor musun sen? Ben bir dakikada dünyanın düzenini değiştirmiş adamım. Hey yavrum hey. Oo, vallahi şahane kokuyor. Aşağıdaki pastane patlıcanlı poğaça çıkarmaya başlamış da ondan alayım dedim bugün. Çünkü her gün baymadı mı ya peynirli poğaça, peynirli poğaça? Yemin ediyorum ağzımız bir şenlensin bugün de bakalım. Ay nerede kaldı ki bu servis? Allah Allah, yemin ediyorum geç kalacağız ya. Yemin ediyorum geç kalacağız, işe geç kalacağız ya. Hep böyle midir bu? Sizin poğaça neli ki acaba? Kıymalı mı poğaça? Hayır arkadaşım, bu kadar insan bir tane adam mı bekliyoruz burada? Ne kadar büyük sorumsuzluk ya. Allah'ım neticem ağrıdı ya burada otur otur. Ayıp denen bir şey var ya. Kalk zamanında biz de yatmasını biliyoruz. Beni bırak gibi uyuyayım şimdi. Allah Allah be, bir tane adamın keyfinden duracağız burada. Yok ya. Hayır yani. Kimse bende değil. Yuh. Kimse umurunda değil ya. Alışmışlar da demek. Böyle uyuşamamışlar demek ki. Bu ne dünya ya? Hayır anlamadığım bir şey var şimdi. Aynı servisteyiz. Aynı işe gideceğiz. Aynı konumdayız da bu. Bu havan kime ya? Bu havan kime? Kafalar sallanıyor falan. Bu müzikleri kime dinliyorsun acaba sen? Takmış at takmış kulağına ya. Kulağında at var adamın ya. Ağzımın içinde yer yapayım mı sana güzel? Kabin yapayım ağzıma. Orada dinle müziğini. Kabin yapayım ağzımda. Adama bir bak ya. İt adam. Yanımda. Hii. Patlıcanlı poğaça mı? Allah kahretsin. Bütün tadım kaçtı. Bine kötü başladım arkadaş. Deniz kumu değil değil mi bu? Bak doğru düzgün kum kullanın ha. Vallahi masraftan kaçmayın hacı. Sağlam olsun evler yani. İnsan oturacak bu evlerde. Heh? Değil değil. Deniz kumu değil değil mi? Allah Allah. Acaba İtalyanca mı konuşuyorum ben? Deniz kumu değil mi diye soruyorum. Deniz kumu değil de rahatlayayım. Sanki bilmiyor mu ben onun deniz kumu olmadığını? Efendim müdür bey gelecek mi baba? Senin bu hallerin hareketlerin ne ya? Cık, cık, cık. Yakışıyor mu sana bu haller? Efendim müdür bey gelecek mi bugün? İlkokul çocuğu gibi. Ya arkadaşım senin bu hallerin ne? İnsanların mevkilerine, makamlarına göre ayırmayın arkadaş. Dik dur dik. Herkesin karşısında dik dur. Ne ez ne ezil. Adamlarına bu kadar çok çalıştırma. İzin ver birazcık gitsinler. Adamlar geberler çalışmaktan be. Müdür bey bir an önce bitecek dedi inşaat. Ne yapayım? Çok biliyorsa müdür beye söyle gelsin. Tuğla taşısın, çimento döksün. Müdür beyin yapsın bunların hepsini. Ama müdür bey? Her senin müdür beyle tamam konuşurum ben müdür beyinle. Müdür bey, müdür bey. Arkadaşım sizdeki bu müdür bey korkusu ne korkuymuş ya? İlkokuldan beri müdürü gördüm hemen ilikleyin. Efendim, efendim müdür bey. Abartmayın bu kadar. O da insan, sen de insansın ya. Hadi ben de çok meşgul etme. Eşinin başına daha gidip ikinci kattan kuma atlayacağım ben. Yavuz, iyi misin sen? Ha? İyi misin? İyiyim, ne oldu ki? Ya ne bileyim böyle... Böyle bir hafta tabii tuhafsın. Yani sürekli dalıp gidiyorsun. Yorgunsun. Ondan sonra geceleri arayıp artık bana masal da okumuyorsun. Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Hayır, ne ima etmeye çalışıyorsun yani?
hayatında başka biri mi var demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Yani başka biriyle tanıştın, ondan hoşlandın, etkilendin ve yani beni unuttun mu demek istiyorsun? Buraya mı getiriyorsun lafı? Ne demek istiyorsun? Aa, ne alakası var canım? Nereden getirdin lafı buraya? Ben sadece yani diyorum ki eskisi gibi değilsin yani. Acaba sıkıldın mı benden? Of yok ya. Niye sıkılayım? Keten elma. Öf. Bu işte modern iş dünyasının olan sıkıntıları işte. Hangi iş dünyasıymış o? Acımasız, rekabetçi, karanlık, sömüren ve süründüren iş dünyası. Televizyon mu çalıyorsun sen yine? Çok ayıp ha. Vallahi çok ayıp. Ben öyle bir insan mıyım? Ya lütfen bunları konuşmayalım zaten ya. Ben eve iş getirmek taraftarı değilim yani. Ya ben bunlarla seni etkilemek istemiyorum, tamam? O yüzden sıkmıyoruz canımızı öyle şeylerle. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sen bunları hiç düşünmüyorsun. Eylül. Efendim. Yakalandık. Hadi ya, kime? Bu değil. Bu da değil. Şuna bak. Bu hiç değil. Bunların hiçbiri olmaz. Beni anlamıyorlar. Bu da değil. Neticem gibi. Daha modern, daha yenilikçi bir şey istiyorum. İnsanlar mutlu olsun istiyorum. Bu da değil, bunların hiçbiri değil. Bunlar sıradan. Bu ne? Biri boş kağıt bırakmış. Çık dışarı, kovuldun. Rix budur. Bunu kim yazdı? Ben. Çık dışarı, sen de kovuldun. Çık! Geri zekalı ya. Kağıda Rix budur diye mi yazmış? Gördün mü Rix'i? Allah'ın malı be. Rix neymiş ya? Bunların hiçbiri değil. Bunların hiçbiri değil. Hiçbiri değil bunların. Bunu kim yaptı? Ben yaptım. İlişinde ben ortaokulda çok başarılıydım da. Acaba dedim oradan mı yürüsem? İnsanın en iyi bildiği şey, en kısa olanı mı? Çok gerildim, çıkamıyorum hemen. İşte bu. Muhteşem bir fikir. Müdür bey. Buyurun efendim. Kovuldun. Çık dışarı. Delikanlı. Bundan sonra şirketin yeni müdürü sensin. Yuh, vallahi mi ya? Aa, Hacı abi çok özür dilerim. Vallahi bir haftada bu kadar aşama kaydedeceğimi ben de tahmin etmemiştim ki hiç. Derhal çalışmalara başlayın. Ben yeni projenin reklam filmini çekmeye gidiyorum. Allah Allah. Gördün mü bak? Çok güzel değil mi ama? Kızım... Evladım sen kendini perişan ettin, heder ettin. Otur az şöyle, acık dinlen biraz. Neyse tamam, sen o şekil sallan en iyisi. Hah, nihayet teşrif etti beyefendi. Hoş gelmişsin. Neredesin sen ya? Ya sorma İskender, sorma. Arabamı bulamamışlar yine. Bulamazlar tabii. Senin araban çalınmadı ki, hasta ruh. Olsun İskender. Allah Allah. O modelde, o renkte mutlaka başka bir araba çalınmıştır. Bulunursa bedavadan araba... O ne yapıyor öyle ya? Sorma. Ne yapıyorsun kızım? Müşterileri kaçıracaksın burada. Deli deli şeylerini git başka tarafta yap. Korkutuyorsun insanları. Ne diyor? Ne diyor ya? Ne diyor? Anla. Ne diyorsun? Allah'ım aklıma mukayyet ol sen benim ya. Git içeri. Camın önüne otur. Allah'ım ya Rabbi. Gel gel otur acık. Ne oldu İskender? Araba mı alacaksın bana? Erdal. Benim bu Ömer'e 30.000 borcum var ya. He. İşte ben ona bir sürü takvim verdim. Yok şu tarihte ödeyeceğim, yok bu tarihte ödeyeceğim. Bir türlü elde avuçlayıp ödeyemiyorum. He. Ve fakat ödemem de lazım. He. Şimdi 30.000 lira az para değil. Bende öyle bir para yok. Sağdan soldan istenecek para da değil. He. Evi ipotek ettirecektim de o parayla ödeyeyim falan şeklinde bir şey. Öyle bir çözüm düşünmüştüm. O da sayende olmuyor ya. Ha, ama borcunu öde İskender. Yani şu dünyada kimseye borçlu kalmaması. Borcunu ödemen lazım. İşte ben de onun için sana geldim. He. Ha? Sana geldim. Bana niye geldin onu anlayamadım. Senden 30.000 lira borç istemeye geldim. Kaç bin lira? 30. Allah'ım 30 bin lira ya.
Oğlum, gülmesene. Ciddiyim, durum ciddi yani. Gülünecek bir şey yok. Nasıl ya? Ciddi mi? Ciddi tabii ya. Ya ben de şaka yapıyorsun zannım. Yoksa bir insan benden niye borç ister? Şaka maka değil. O adama borçluk alacağım ama... ...katıra borçluk alırım daha iyi. Ha. Tamam ya, şey etme onu sen İskender. Takma, o bir şekilde hallederiz. Aha! Erdoğan freni çekmedi adam, araba kayıyor. Araba kaydı. Erdoğan! Bak, koca adam gidişe bak. Topukların neticesini döve döve. Yuh, çok ayıp. İnşallah böyle ağzının üstüne kapaklanırsın da dizlerin şahrem şahrem. Kabak çiçeği gibi ayvalık. Aç. Manyak! Olmaz Kaan, biri görecek şimdi. Ya kim görecek? Zaten kimseyi tanımıyoruz buradan. Bir kerecik öpeyim ne olur. Elini tutayım bari. Ne olur, elini tutayım hadi. Lütfen. Tanımıyoruz ki zaten. Kaan, ne arıyorsun oğlum sen burada? Niye dükkanda değilsin? Usta şey... Konuşma. Hala usta şey diyor bak. Koparım kulağını ha. Oğlum ne arıyorsun sen burada? Ya usta bıraksana kızın yanında. Bak hala kızın yanında diyor. Kız derdinde. Bir orada dükkan açık. Kimse yok orada. Sen burada kızlarla go. Yürü. Çabuk. Ya çabuk. Usta bitirdin beni ya. Konuşma. Sen de bizi bitirdin. Nasıl çıraklık bu? Anlamadım ki. Kızım. Senin anan baban yok mu? Ne arıyorsun burada oğlanlarla geziyorsun? Arkadaşlarımla konuşuyorum. Ne var bunda? Hangi günlerim? Bak diller de pabuç gibi bu yaşta. Bakar mısın Allah aşkına ya? Al şu 5 lirayı. Benim çırağın peşini bırak. 5 lira mı? Uy. 5 lira mı? İyi diyor ya. Uy denmez paraya. 5 lira bu. Bunu bulamayan var. Yarın bir gün buna muhtaç. Bak dinliyor musun? Bak çekti gidiyor. Görüyor musun? Bak kızım. Aynı okuldan mezun olmuş bir arkadaş grubu var. Bunlar 5 yıldır bir araya gelemiyorlar. Nasıl arkadaşlarsa 5 yıldır bir organize olup bir araya gelemiyorlar bunlar. Bizden yardım istemişler. Bir onlar var Leyla Hanım. Bir de bir iş adamları derneği yemeği var. Bu dernek yemeği patlarsa diye... Bu öbür arkadaşları, üniversiteden arkadaşları yedekte tutuyorum Leyla Hanım. Leyla Hanım. Leyla Hanım. Leyla! Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Binlerce kez özür dilerim. İçinde bulunduğunuz o psikolojik durumdan psikotik olarak dışarı çıkabilmeniz için acil bir şok yapmam gerekiyordu. Onu yaptım. Top. Çok teşekkür ederim. Öyle bir şoka falan ihtiyacım yok Kubilay. Ne var? Ne istiyorsun sen? Ne istiyorum biliyor musun? Şöyle Küba'ya gidelim mi tatile? Hı? Küba'ya gidelim mi Küba'ya? İşi gücü bırakalım gidelim Küba'ya. Şirketi de kapatalım. Nasıl olsa batacak bu şirket. Kendimizi kurtaralım ya. Küba iyi de. Ya Kubilay ne saçmalıyorsun? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Leyla Hanım binlerce kez özür dilerim bacaklarım. Ama yani bakın bir haftadır bir iş yapmıyoruz. Elimizde 2 tane iş var. Şunları kaçırmayalım diyorum ya. Yani bir kendinize gelin ne olur. Bacağımı yapsam bunu. Dolu. Dolu ne ya? Dolu mu? Kimsin? Benim. Benim nedir ya? Benim. Hangisi? Senin kim? Ne oldu? Müdürüm, siz niye açtınız ki kapıyı? Gir deseydiniz girerdim ben. Ben ne bileyim ya? Ben ne yapacağımı bilmiyorum ki hiç ya. Ben kendi işime alışamamışım. Müdür yaptılar, kalktılar beni. Ben anladığım şeyler değil ki bunlar benim hiç. Aman, sizden önceki çok mu anlıyordu sanki? Hiçbir şey yaptığı yoktu. Anca oturduğu yerden konuşsun. Sırf ben değil, tüm arkadaşlar bu şekilde düşünüyor. O el ne oluyor? Bir şey soracağım. Siz benim arkamdan da böyle konuşuyor musunuz acaba? Tabii haliyle. Harbi mi ya? Bu akşam arkadaşlarla dışarı çıkacaktık da sizin müdürlük olayını kutlayalım diyoruz hep beraber. Gelir misiniz? Vallahi ya ben herhalde gelemem çünkü mesaim var. Bir sürü şey yapacağım orada, işim var ya. Mesaiden sonra gelseniz. Mesaiden bir sonra. Mesaiden sonra yorgun olurum herhalde ne bileyim ben. Sizi aramızda görmek bizi çok sevindirecektir. Kolay gelsin müdürüm. Beni aranızda görmek sizi çok sevindirecek. Bu eller, kollar, bir hareketler. Bu içeri girince mi değişiyor bu insanların tipleri, karakterleri?
Odun gibi konuşuyorlar. Böyle robot gibi konuşuyorlar. Neden acaba? Müdür oldum diye mi? Bir hafta öncesine kadar bana selam vermiyordunuz. Ne oldu şimdi? Kolay gelsin müdürüm. Allah'ım yarabbim. Pis adamlar be. Pis herif. Kim olduğu belli değil. Ben ne yapıyordum? Ah, bir ev tanımlamışsın. Güzel bir ev çizeyim ben ya. Vallahi işçiler çok çalışıyor Bay Müdür, bak ben sana söyleyeyim yani. Adamlar o kadar çok çalışıyorlar ki. Adamlar artık şantiyeyi evi sanmaya başladılar. Yani bu kadar çok çalışmaları yaptıkları işe yansır diye düşünmekteyim doğrusu. Ben sana baştan söyleyeyim. Doğru diyorsun. Sosyal bir aktivite mi organizasyon onlar için? Eğlenirler biraz. He. Singapur'a götürelim mi ya işçileri? 30 bin tane işçi Singapur'a götürelim. Çarpış arabalara binsinler, atlı karıncalara binsinler ya. Adamlar diyorum çalışmaktan geberiyor, çoluğunu çocuğunu görmüyor diyorum. Sen bana diyorsun ki Luna Park diyorsun ya. Adamlar diyorum az çalışsın da gitsinler evlerine ekmek götürsünler be. Tamam İsmail, bakarız ona. Yeni bir projeye başlıyoruz. Yeni proje mi? Daha bu bitmedi ki hacı. Sen orasını düşünme, biter elbet. Yeni projeyle senin olmanı istiyorum. Çok büyük evler yapacağız. Kibrit çöplerinden evler yapacağız. Kibrit çöpünden mi? Ya acaba bu kibrit çöpünden ev yapma fikri hangi gerizekalının fikri? Çok merak ediyorum vallahi billahi ya. Kibrit çöpünden ev mi olur bu? Yeni müdürün projesi. Ulan yeni müdürün projesine ben be. Artist. Nereye yapılacak ki bu evler ya? İşte buralara. Hacım işte buraya diyorsun. Orman burası, orman. Daha iyi kesilen ağaçlar ziyan olmayacak. Dev kibrit çöpleri yapacağız o ağaçlardan. Ben ağaçları kesecek adamları ayıracağım. Sen de işin başında olacaksın. 3 gün içinde tüm ağaçların kesilmesini istiyorum. Hadi kolay gelsin sana. He. Eyvallah hacı. Buyur. Bu akıllı binalar Babaoğlu güvencesi altındadır. Zaten yapımı da yeni bitti. Bir tek güvenlik sistemi kurulacak o kadar. Nasıl, beğendiniz mi evi? Vallahi abi çok beğendim. Saray gibi ev yani de bu akıllı ev olayını anlamadım. Yani bunlar nasıl akıllı oluyor yani? Göstereyim. Ev, karnım acıktı. Bu saatte yeme, akşam yiyemezsin. O zaman da gece yatmadan evvel acıkacağın için yiyip yatacaksın. Hem kilo yapar hem kalbe zarar. Allah Allah. Eve iş buyur, sana akıl öğretsin, görüyor musun ya? Allah bravo. Daha durun. Ev, çok canım sıkılıyor. Tavla atalım ya bir ev. Siyah kullar benim ama ona göre. Bak sen ya, bayağı akıllı siyah pullar istiyor, görüyor musun? Yarın bir gün üste çıkıp da beni eziklemeye kalkmasın bu ev ben akıllıyım diye. Yok canım, olur mu öyle hiç? Bir ev bir anlamda sizin dostunuz sayılır. Bakın ev, sevgilim beni terk etti. Boş ver be hacı, başkasını bulursun. Sana kız mı yok? Zaten o kadar da güzel bir kız değildi yani. Helal olsun, yürü be, alıyorum. Da nasıl alıyorum acaba? Onun ödeme planını nasıl yapıyoruz abi? Onu ufak ufak şekilde nasıl halledebiliriz? Hiç merak etmeyin. Bir bölümünü peşin alacağız, diğer kalanlarını da vadelere böleceğiz. Buyurun ofise geçelim, işleri halledelim tamam, isterseniz. Ben ufak bir bölümünü peşin verebileceğim. Çok teşekkürler. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kimsin sen? Alo! Ne oluyor? Kimsin sen? Alo! Kimsin sen? Ben Jack'in kırık kalbiyim. Kırık mı kalbisin? Kimin? Çek. Çek kim ya? Allah kahretsin. Sen bilgisayara ne yapıyorsun? Allah aşkına ekran ayarlarına mı oluyorsun? Senin suratın, gözün dağılmış hep ya. Kaşın patlamış. Ne oldu? Dayak mı yedin dışarıda? Kimsin sen? Tinerji mi dadandı buraya? Şirkete. Kimse yok mu? Hafif bir ürperme geldi bana. Allah'ım üç harflere mi karıştım? Tövbe yarabbim Allah. Bismillah. Kalacak mısın sen burada? Çıkıyorum da ben çünkü şu an. Bu gece burada mısın? Kesin tinerci. Kesin tinerci. Arkamda da biri mi var acaba? Ne yapsam ya? Ya ben böyle senin yanında şey gibi oturuyorum da o ayıp da oluyor. İstersen yardımcı olayım bak. Sen söyle ben yazayım misal. Olur mu o şekil? Yok yok, yazamıyorum ben öyle. Ha. Eskiden hanım da yardım ederdi. Yok yok, böyle daha iyi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımı sana anlatsam var ya, yemin ediyorum böyle bir senaryo yok yani. Benim hayatım gerçekten filmdir bak. Sinema diye ona deriz, televizyon, her şey gider yani. O şekilde bir böyle maceralı bir... 150 yıldır aynı geyik. Bıkmadınız, usanmadınız da arkadaş ya. Bir şey söyleyeceğim, para işini konuştun mu ya?
Bu işte çok iyi para var diyorlar. O doğru değil mi? Senaryo şeysinde. Bakacağız artık. Daha para konuşmadık. Konuş. Onu konuş. Muhakkak konuş onu. Ben sana söyleyeyim. Bu piyasada para konuşmadan iş yapmayacaksın arkadaş. Bunu herkes bilir yani. Onu öyle duyuyoruz yani. Çünkü biliyor musun birazcık böyle para filan kazanabilirsen şu Ömer'e borcumuzu da öderdik. Şey olarak söylüyorum. Yani yanlış anlama sakın. Borç olarak söylüyorum. Elim bollaştığında hemen onu öderim. Çünkü bir yaştan sonra dostu inan bana yani borç yiğidin kamçısı değil kamburu oluyor sırtında. Öyle oluyor yani. Baba ne yaptın? Mecnun ne yapalım ya biz işte Dodo ile boy boydayız. Domudu? Ayağının altında geziyorum. Kocaman adama yakıştırdığın sıfata bir bak ya. Dodo neymiş ya? Sakallı başlı adam ya. Şey olsun diye onun yakın şeysi. Sen bakıyor ne yaptın? Bakıyor oradan bir de. Ben ne yapayım baba işte mesaiye kaldım. Ondan sonra gelirken bir şey alayım dedim eve. Bir alışveriş malışveriş yaptım öyle. Ondan şey yapayım. Eve nevale mi aldın sen? He. Ne oldu ya? Ne yapıyorsun ya? Benim oğlum büyümüş. Çalışmış eve nevale mi getirmiş? Evet ya. Baba ne yapıyorsun Allah aşkına? Koca adamlar salon ortasına sarılıyoruz ya. Sopucu buraya ensemi mi öpüyorsun sen? Ensemi mi yapıştırdın bütün salyalarını? Ne kayıp ya. Hiç olmuyor. Yapılacak şey mi ya? Yemin ediyorum şunları yap, görmeyeyim diye gidip işimi bıraksam ne yapsam? Saçmalama. Ne işi falan bırakma. Sen yorgunsun. Yemek yapayım mı? Yok yok. Gideyim yatayım hemen ya. Hiç aç da değilim. Yedim ben zaten. Anladım. O ne elinde kif kif kemirdiğin şey acaba? Bunu ben kemirmiyorum ya. Bu olur mu? Keçi boynuzu şey pis pis ne bu ya? Şeyin Dodo'nun bunu ortada bırakıyorsun. Keçi mi boynuzu? Sağ olsun. Bir o eksikliğimi biliyorum ya. Bu kim? Bu Anastasya. Kim? Anastasya tanıştırayım. Bize mi aldın? Ha bize aldın. Bu tam olarak nedir ya? Bunu ekecek miyiz? Ne oluyor bu? Tohum gibi bir şey. Verdiler eşek gibi para dedim buna ya. Pişiyor mu? Bir ne bileyim ben. Koy bakayım mutfağa. Herhalde şey yapacağız. Gömerim ben bunu ya bahçeye. Verdim bilmem. Haydi. Haydi. Dinle. Benim oğlan ya. Bu hiç eve eli boş gelmeyi sevmez biliyor musun dostu? Çok acayip çocuktur yani. Çok... Ben büyüttüm bunu. Ela ne haber? Ne yaptın? İyi. Ne var ne yok? Güzel. Hı. Devam. Hı. Ne güzel. Dede. Kim? Dede. Dede. Leyla dedin ya. Dede. Sen nasıl girdin içeri ya? Konuşmamız gerekiyordu. Kendime göre bir takım yöntemler keşfettim, girdim. Yavuz abiden mi akıl aldın? Evet. Allah'ım bin türlü. Camın pencereyi niye kapamadın acaba? Söylemedi çünkü. Ha söylemesi mi gerekiyor camı kapamanın? İşte söylemeyince ben... Dondu, bu sahne olmuş burası ya. Evet, ben biraz üşüyorum şu an. Yakayım mı sobayı? Olabilir. Titreme geldi, yemin ediyorum ya. Uf. Oy. Ay. Arkadaş ne konuştunuz ya? Ne çınladı be? Çıktı kulağım. Anam. Vallahi buldum. Vallahi sonunda buldum. Ay canım benim. Ay gülüm benim ya. Ay nasıl rahatladım. Bravo. Ha gerçekten bravo. Sen? Evet ben. Yani koskoca bir hafta sonunda nihayet bir tane televizyon bulmayı başardık. Ya kabul et ki bu işte o kadar da iyi değilmişsin. Sen ne yapıyorsun ya? Ayağa kaldıracaksın, bütün herkesi ayağa kaldıracaksın. Şişt, ya sen bir sakin olsana. Ben bir haftadır gözlüyorum bu evi. Geceleri kimse olmuyor. Benim sana bir iş teklifim var. Buyurun. Nasıl bir iş teklifiymiş?
Böyle büyük bir iş. Büyük iş ya. Güzel para kaldıracağız. Güzel para. Ama yani hem bu işi ben tek başıma yapamam. Ha. Hem de ya kaç gündür her gece siftahsız kapatıyorsun benim yüzümden. Böyle benim vicdanım sızlıyor biraz. Çok düşünceliymişsin ya. Vallahi çok düşünceliymişsin. Sen nereden çıkarıyorsun hem benim işi kabul edeceğimi? Bütün arkadaşların işinde gücünde. Ha. Sen bir tane televizyon ucuna geceni gündüzüne katıyorsun. Ha. Ya tek bir iş. Bütün sorunlarından kurtuluyorsun. Ya yepyeni bir hayat. Ne dersin? Ne derim ki? Ne derim? Siz de kimsiniz? Ay kocacığım. Ay bu adam kim hırsız girmiş eve bak görüyor musun? Yok, yanlış anladınız hanımefendi. Yanlış geldim herhalde, kusura bakmayın. Arkadaş, gerçekten yedi mi bunu ya? Hadi topuk. Ne? Topuk topuk hadi. Topuk mu? Topuk topuk. Nasıl yapalım? Bir çay demleyeyim mi? Çay mı demleyeyim? Yok Mecnun. Bırak çayı da. Ne oldu sana? Ne olmuş ya? Ne oldu? Kilo mu oldum ya? Hayır öyle bir şey değil yani. Ne oldu sana? Neden kaçıyorsun bana? Kaçıyor muyum? Hı. Ha, yani kaçmak gibi değil de yani. Hani kaçmak demeyelim de. Ben şimdi işe girdim ya. İş güç böyle bir iş temposu falan o şekilde yani. Ben buna inanmayacağım tabii ki. Böyle bir şey yok. Çünkü bir şey oldu sana. Yani ne oldu onu öğrenmek istiyorum. Bir şey olmadı ya. Ya ne bileyim ben işte öyle. İnsanlar baksana yani kimse adam yerine koymadı ya beni. İşe yaramazın tekiyim. Ben de dedim bari bir işe gireyim. Bir yoluna sokmaya çalışayım her şeyi. Hani sen de öyle düşünüyordun ya. İşe yaramaz bir adam olduğumu. Ben ne zaman böyle bir şey söyledim sana? Bilemiyorum Leyla. Biraz şey oldum yani. Aklım başıma mı geldi ne olduysa? Biraz şeyi anladım. Bir insanın sevilebilmesi için kendisi gibi olmaması gerekiyormuş. Sevilebilmek için herkes gibi olmak gerekiyormuş. Ben herkes gibi olmaya karar verdim. Belki o zaman... Ne bileyim. Çok aptalsın Mecnun. Gerçekten çok aptalsın. Kendini kime beğendirmek istiyorsan o zaman bu şekilde devam et. Ama bil ki ben eski Mecnun'u... Neyse boş ver. Ne yapıyorsun ya? Açın. Ne yapıyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Allah aşkına dur. Dur düşeceksin ya. Arkadaş bu balkonda nasıl çıkacak bu kız ya? Leyla? Merhaba yakışıklı. Bir şey soracağım. Allah aşkına bir şey soracağım. Şu bayıldığımız 78. güvenlik görevlisi kimin evi bu? Şşş. Gel. Gizem. Bu değil. Bu hiç değil. Bu sıradan. Bunu herkes giyiyor. Bu ne? Bunun ağı yırtık. Dünyanın parasını veriyorum. Hala yırtık şeyler var. Bu ne ya? Bu ne? Allah'ım bu da değil, bu da değil. Bunların hiçbiri değil. Thank you.
gidelim ya. Alo. Alo. Eylül. Eylül. Hiç müsait değilim. Hiç müsait değilim şu an. Sonra arayacağım ben seni. Sonra aradım. Aradık, konuştuk. Hadi. Öbür abi, her şeyi mahvediyordun yani. Hiçbir şey mahvetmem. Mahvediyordun. Hiçbir şey mahvetmem ben. Kim var orada? Kaç. Kim var orada? Bu. Projelerim yok. Nerede benim projelerim? Nöbetçiler. Nerede benim projelerim? Nöbetçiler. Nerede benim projelerim? Nöbetçiler. Nerede benim projelerim? Nöbetçiler! İşte bu da benim minimal ve sakin gösterişsiz hayatım. Işıkları biraz loşlaştıralım mı? Ne dersin? Ev, ışıklar lütfen. Hay. Evet. Galiba böyle daha iyi değil mi? O zaman biraz da romantizm katalım. Ev, mumlar. Buyurun. İşte sıcacık bir ortam. Biraz daha üzüm ister misin? Tabii ki. Ev, dur sana zahmet olmasın, ben getireyim. Ha, olur. Ay, şaka yapıyor olmalısın. Ben o dediğin filmi... Yani 5 kere, 6 kere falan öyle bir şey de seyrettim. Ama o kadar severim ki çok mutlu oldum. Film zevklerimizin aynı olmasına ayrıca mutlu oldum. Sinemada yeni dalga, şiirde ikinci yeni. Müzikte caz, dünyada mekan, ahirette iman. Özetle bir evim işte. Bir arada dışarı çıkalım seninle ya. Hep ev nereye kadar? Ben! Ay, tamam be. Yarın bir gün hakikaten akıllı evim diye bu kıza yazmaya kalkmasın ya. Dağıtırım değil mi ben o evi? Of. Ya biz bu kadar çileyi şimdi bu 3-5 tane karton parçası için mi çektik ya? Senin 3-5 tane karton parçası deyip aşağıladığın şeye dünyanın parasını verecekler. Sen rahat ol. Allah Allah, kim verecekse artık. Bir şey söyleyeyim, ne yapacağız şimdi? Sen mahallene döneceksin. He. Ben de parayı alınca senin payını getireceğim. Allah Allah. Yok ya. Oh, ne güzelmiş ya. Ben bir kez senin adını bile bilmiyorum. Ben nasıl güveneceğim sana? Güvenemeyeceksin. Her şey için sağ ol. Sen ne yapıyorsun ya burada? Sen beni takip ediyorsun oğlum sürekli. Bana bak, şş, bakma öyle. Bakma öyle, vallahi burada düşündüğün gibi bir şey yok. Melil, düşündüğün gibi bir şey... Harbiden sandım, ne bileyim? Oğlum, bana bak. Bu değil. Bu hiç değil. Bu da değil. Bu teyzenin ne işi var burada? Apartman teyzesi bu. Oğlum bakar mısın, sen kimin oğlusun? Ya teyze, dur bir dakika. Bunların hiçbiri değil. Daha güzel, daha farklı. Şöyle çatlatacak bir güvenlik sistemi istiyorum. İnsanlar kendilerini güvende hissetmeliler. Hadi şimdi gidin, bütün evlere yeni güvenlik sistemlerini takın. Bağışlayın efendim. Efendim merhabalar. Bir şey istirhamım olacaktı da sizden. Nedir? Çok sıkışık durumdayım da şu an. Acaba bir parça avans rica edebilir miyim? Ne kadar? Fazla değil ya. 30 bin lira kadar. Yuh! Yuh mu? Ne yaptın sen ya? 3 günlük yemek param o benim. 3 mü günlük yemek paran? Yuh! Ne yiyorsun o kadar ya? Tüp gibi patlamasan. Söyle bakalım sen. Ne yapacaksın 30 bin lirayı? Ya gerçekten çok zor durumdayım da sıkışayım biraz. Bir meselem vardı da. Buyur Ömer amca. Babamın sana olan borcu. Daha günümüze yardımcı oldun. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Eyvallah. Baba. Yok bir şey kızım. Yok bir şey. Usta. Aa, hoş geldin Leyla. Ne zaman gideceğiz eve bakmaya? Ne evi bu?
Ha, ev aldım da ben biraz. Ev sahibi oldum yani. Ustayla da beraber eve bakmaya gidecektik. Aa, hayırlı olsun Hidayet. Güle güle otur artık. İnşallah hayırlısı olsun. Hep beraber inşallah. Yani daha ileri de senin olsun manasına. Hep beraber de gidersek bir eve bakarız yani. Aldığımız evi de bir görelim değil mi? Hep beraber inşallah. Tamam gideriz, gideriz. Hele önce şu yemeğimizi bir yiyelim bakalım da. Ha, ben yemeği halledeyim o zaman. Beraber gidelim inşallah. Durun! Kapat onu! Kapat! Buradaki tek bir acı bile kestirmem. Bak yemin ediyorum yaklaşan olursa acımam acı. Sonuçta Zagor'la büyümüş bir adamım ona göre. Biz de emir kuluyuz abi ne yapalım yani? Müdür beyden imzalı kağıt var. Bir keseceğiz ağaçları çaresi yok. Tamam. O zaman beni müdüre götür. Onunla görülecek bir iki hesabım var. Odanızdan misafiriniz var müdürüm. Misafir mi var? Kimmiş benim misafirim var? Bilmiyorum ama cıvık cıvık konuşuyor müdürüm affedersin. Cıvık mı cıvık? Allah Allah. Erdal abi, Nurten abla. Aman da aman Mecnun da gelmiş. Şuna bak büyük adamlar olmuş da karşımıza gelmiş. Bak müdürlüğünde gördük işte. Ama ben sana her zaman söyledim değil mi Nurten? Bu Mecnun ileride büyük adam olacak dedim. Allah Allah. Ne zaman söyledin Erdal? Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Hayatım ben her zaman söyledim ya. Ama sen hiç televizyonda gözün kulağın televizyonda. Evet. Her akşam söylüyorum ben. Her akşam söyledim bunu. İnşallah bizim oğlumuz da Mecnun abisi gibi büyük yerlere gelecek müdürler olacak değil mi? Erdal abi nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? İyi yapalım, güzel yapalım, her şeyi olumlu yapalım. Vallahi Mecnuncuğum ne diyelim bilmiyorum ki. Bizim tek temennimiz senin iyi yerlere gelmen ve bizim de bu gururla hayatımızı devam ettirmemiz. Senin başarılarınla seviniyoruz, gururlanıyoruz yani bu kadar. Müdürlüğünü de gördük. İnşallah ileride mürüvvetini de görürüz. Bu arada bizim Nurten'in yeğeni Sessiz Leyla hala bekar. Erdal ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Hani biz hayırlı olsun deyip geri dönecektik. Tamam Nurten gideriz ya. Allah Allah bir dur. Bir şey konuşuyoruz burada. Tam bir şey söylerken çocuğa böyle aralara şeylerle giriyorsun. Ne olduğumu şey, ne konuşacağımı şaşırıyorum ben ya. İşte ne diyorduk Mecnuncuğum? Yani bizim için diyorum ki hazır gelmişken hani bir elinde bir şey var mı? Yani havuzlu olur, villa olur, rezidans olur. Artık gönlünden ne koparsan. Erdalcığım hadi bakalım eve gidiyoruz. Çocuğun işi gücü vardır değil mi? Mecnun gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Çok sevindik. Çok teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Çok sağ ol. Eyvallah. Ya hadi nereye gidiyoruz Nurten? Eve gidiyoruz. Evet. Ya anlamıyorum ki. Nurten çikolata kaldı. Yürü Erdal. Allah Allah çikolata atıyorum ya. Oh. Hop. Hop hop. Yemezler Erdal abi. Ne yapmayı çalışıyorsun? Mecnun. Ne? Bize de ikram etmedin. Erdal abi verilen mal geri alınmaz çikolata bende. Ama sen bu Nurten'in yeğenini al. Beni dinle. Hayat boyu yalnız kalırsın bak. Söylemedi deme. Yazdan kalma bir üzüm tanesi kadar buzdolabında yalnız kalırsın. Kariyer mariyer falan diye takma bak. Yalnız kalırsın abi diyorum. Abi neyin peşindesin? Dans edecek insan bulamazsın. Mecnun. Pis adam be. Tövbe tövbe. Müdürüm affedersin ya cıvık ya. Cıvık ya. Bu ne cıvık adammış be arkadaş. Allah'ım ya Rabbim. Bu kim ya? Arkadaş bu ne kadar rahatsızım ben şu an. Müdür olamayacağım ya bu şekilde.
Of ya, ne yapıyorum ben böyle ya? Adını bilmediğin birine güvenmeyi bırak. İnsan kendine bile güvenemiyor bu devirde. Nisan. Nisan. Arkadaşım, bahar dediğin hep vaktinden önce gelir zaten. Müdür! Müdür! Sen kim oluyorsun da ormanlara şey... Mecnun. İsmail abi. Ben de duvarlara bakıyordum ya. Ay, sen müdür olduğunda duvarlara mı bakıyorsun, sesini dönmüşsün bana? Vay benim kardeşim, müdür mü oldun sen? Abi. Benim kardeşim müdür olmuş. Ne bileyim ben ya, ben bir anda... Ben de niye gizliyor oğlum, ıslardık. Gel bakalım buraya. Ne bileyim ben, hiç habersiz oldu ya bir anda öyle. He. Şey yapamadım ben de. Ne sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım ben de ya işte. Ya hayırdır, baltayla girdim içeri. Baltayı bıraksaydın resepsiyonda hemen girişte. He. Lan müdür! Müdür! Sen kim oluyorsun da ormanları yok ediyorsun ya? He? Yazık günah değil mi ormanlara 3-5 tane ev için? Ayıp be! Ayıp be! Ne ormanı ya? Kim yok ediyor ormanları? Hangi ormanı? Yuu, bu kadar ağaç benim yüzümden mi kesecek şimdi? He. Ben zaten biliyordum ki senin haberin olmadığını. Yemin ediyorum biliyordum. Tamam, olsun olsun, dert etme. Bak Mecnun, şimdi bu kağıdı alırsın. Gidersin müdürün sonuna laf diye koyarsın. Basarsın istifaya, çıkarsın. Nedir yani? Abi yapamam ya. Neden? Çok borcum var. Çok borcum var adama ya. İşte burası da böyle. Nasıl usta? Beğendin değil mi? Vallahi Hidayet, bu ev çok güzel. Hatta fazla güzel. Ne gerek vardı oğlum böyle bir eve? Ya usta, yani bunun ilerisi var. Ben evlenince de otururum diye düşündüm yani. He. Onun için uygun bir ev değil mi Leyla? Yani evlenince oturmak için bu ev nasıl? Hidayet, ev çok güzel. Hani çok güzel de bu evin parasını ödeyebilecek misin? Yani burası biraz lüks geldi bana çünkü. Benim bir miktar birikmişim vardı. Ben 7-8 senedir yastık altına ufak ufak atıyorum. 2000 liram birikti. Onu peşinata saydılar. Peyderpey ödeyeceğim. İyi madem. 900 ay. 75 sene sonra ev benim. Sene mi 75? Çocuklara falan da kalır. Miras kavgası tutarlar. Mezarımda ters dönerim, kemiklerim sızlar inşallah ya Rabbi. Hayırlısı olsun. Güle güle otur. Sağ ol usta. Ne zaman yerleşiyorsun? Benim anlayamadığım bir şey var. Bir onu sormak istiyorum. Şimdi bu akıllı evlerle ilgili. Böyle bir bahsediyorlardı. Böyle elini şıklatıyorsun, ışıklar açılıyor. Şıklatıyorsun. Öyle bir şey mi bu şu andaki? Onlar düşük bütçeli, yarım akıllı ev. Bu tam akıllı. Bundan direkt talep ediyorsun. Direkt evle konuşuyorsun. Yani ne istiyorsan aklına geleni söylüyorsun. Ev sana hazırlıyor, getiriyor. Hadi canım. Tabii tabii, iste. Öyle isteyeyim. İste deney. Tamam. İstiyorum. İste iste, istediğini iste. Ev su istiyorum. Yani senin akıllı ev anlayışın bu mu gerçekten? Ama çok iyiydi yani, oradan da korkar mısın? Sen yine buna dua et. Git kendin al da diyebilirdi. O kadar komik ki, gerçekten çok komik. Eğlence oldum değil mi size? Hadi hadi gidelim artık. Dükkanda işler bizi bekler, hadi yürü. Siz çıkın da ben bir yüzümü gözümü kurulayım bari. Haftaya güle güle oturuna geliriz artık. İnşallah ustam. Güvenlik sistemleri hazır mı? Hazır efendim. Ya hadi sokun devreye de görelim bakalım marifetlerini. Ya bunlar ne yapıyor burada? Yok çekilin, çekilin. Ne oluyor ya? Güvenlik tatbikatı var abicim. Çıkın dışarı, başınıza bir şey gelmesin. Ya hadi sen de çalıştır şunu da görelim marifetlerini. Benim kızım içeride. Ya iş açıyorsunuz adamın başına. Ya çabuk durdurun şu sistemleri. Sistem devreye girdiği zaman durdurulamaz efendim. Durdurulamaz ne ya? İçeride Leyla var saçma. Durdurulamaz ne ya? Durdurun şunu. Bir şey olmaz, merak etmeyin. Ev tamamen kendini kapattı. 15 dakika içinde biber gazı sıkıp
İçerideki kişi etkisi hale getirecek sadece. Ne? Biber gazı mı? Organiktir. Kaz dallarının eteklerinden gelen doğal biber gazı. Ya kardeşim benim kızımın biberi alerjisi var. Nefes alamaz sonra. Nefes darlığı çeker. Kalp çarpıntısı başlar. Kapalı yerde de kalamaz. Allah Allah. Bu gibi ihtimalleri düşünmemiş doğrusu. Kızım! Kızım! Leyla! Baba! Baba kapı açılmıyor yalnız. Baba! Çıktı bunlar. Baba! Baba tamam güldük. Çok komikti ama geçti artık hani o şaka bitti ya. Açar mısınız kapıyı? Ha şey, kapıyı aç. Bunu yapamam. Güvenlik sistemi devrede. Tüm çıkışlar kapatıldı. 15 dakika içinde biber gazı servisimiz başlayacaktır. Biber gazı servisi ne demek ya? Ya baba ya. baba ne olur gerçekten komikti. Baba. Kızım, Leyla. Sizi duyamaz. İzolasyon sistemi çok iyidir bu binanın. Dışarıdan gelen hiçbir sesi duyamazsınız. Çünkü kalabalık bu metropolde. Kes be adam sen de. Arkaları falan hep kapatmışlar usta ya. Nasıl kapattınız? Açın şunu kardeşim ya. Hidayet bir şey yapmamız lazım. Vallahi polisi, itfaiye hep aradım baba. Baba mı? Ne babası be? Yani baba diye bağırıyordur şimdi Leyla içeride ya. Al bakalım müdür bey, İkdar Bey sen vur. İsmail abi Allah aşkına ya. İsmail abi tabii ya. Al bakayım ya vurabileceğim mi? Vur bakayım vurabiliyor muyum? Al. Ne oldu? Telefonu çalıyor. Efendim? Hayır, Mecnun. Ya yardım et, ben sıkıştım kaldım burada. Bir şey mi olmuş? Ya şimdi biz bu oğlunun evleri var ya, onlara geldik işte. Oradan Hidayet ev almış çünkü. Babamla onu görmeye geldik ama onlar çıktılar. Ben evin içinde kaldım burada, sıkıştım. Ne diyorsun ya? Hidayet ev mi almış? Nereden almış o kadar parayı? Mecnun, diyorum ki ben burada sıkıştım. Böyle burada mahsur kaldım. Ev diyor ki birazdan gaz vereceğim diyor. Abuk sabuk şeyler söylüyor. Mecnun ne olur bir şey yapman lazım. Mecnun. Alo. Alo. Tüm sinyaller devre dışı. Çok teşekkür ederim. Bir o işe yarıyorsun çünkü değil mi? Vallahi benimle bir ilgisi yok bunun. Hava rüzgarlı olunca sinyal seviyesinde azalma oluyor. Ne televizyon izleyebiliyorsun ne telefonla konuşabiliyorsun. Sözde akıllı evim ama buna ben bile bir çare bulamadım. Evet anca konuşuyorsun çünkü. Anca konuş sen. Alo. Ya bir şey mi olmuş? Söylesene Mecnun. Arkadaş bu ne baba oluyormuş ya? İsmail abi hazırla baltanı. Operasyon var. Yürü. Vallahi mi? Vallahi. Anlatacağım yolda gel. Bir şeyler yapsana. Ne dingilip duruyorsun be adam? Merak etme usta. Kurtaracağız Leyla'yı. Ben her yeri aradım. Merak etme. Bırakma ya. Bu ne ya? Ne ya? Ya bu değil. Bu hiç değil. Bunlar sıradan. Bunlar olmaz. Ya bunlar olmaz. Hayır. Ya. Kartondan mıdır nedir? Hemen yıkıldı. Karton gibi yıkıldı hemen. Vallahi hemen de yıkılıverdi. Deniz kumu mu kullandılar artık? Ne yaptılarsa? İyisin değil mi kızım? İyi misin? Sağ ol. Eyvallah. Baba bir de Hidayet. Ben bakarım kızım. Bayı sen niye yapıyorsun ağzım içinde ya? Bu kim ya? İşçi de değil. İyi misin ya gerçekten? İyiyim, gerçekten. Yani etrafımda sürekli beni koruyan biri varken nasıl kötü olabilirim ki? Ben bir şey sormak istiyorum. Sen böyle evden içeri girerken Hasta la vista baby diye mi bağırdın? Ne alakası var ya? Ben mi yanlış? Ben öyle duydum çünkü. İşçiler varmış olmasın o şekilde?
Seni mahkemeye vereceğim. Ha? Sürüm sürüm süründüreceğim seni. Sabah aldığın avansı, bu evin parasını, hepsini kuruşu kuruşuna kadar alacağım. Bitireceğim seni, bitireceğim. Sülaleni bitireceğim. İnşallah dayı. Şişt. Aa Yavuz abi, ne yapıyorsun? Abi sonra, abi sonra. Bak bu ne? Bak görüyor musun bunu? Hadi git. Git şurada bir yerde say. Hadi. Al müdür. Şişirdin milletin kafasını. Hadi. Yuh. Hadi canım. Hadi. Çok havalı geldin ya. Öyle oğlum. Biz de nereden aldın paraları? Lolaylar, lolaylar. Bir şey canım ama dolga geçme. Ben hep baltayla mı geçsem? Hep baltayla dolaşsana sen. Evet, çok evet. Yakıştı abi. Bu baltayla. Var zaten belli genlerde var. Var oğlum zaten. Şey küçük. Baltan küçük. Abi. Neydi? Fame of France. He? Yani bilmiyorum da yani. Fame of France. Baltanın küçüğü yanacak mı? Evet. Keser. Keser döner, sat döner, gün gelir hesap döner. Gibi ama keserli kahraman olur ya. Olur. Sen Thor'u biliyor musun Thor'u? Baltalı kahraman. Baltazar. İmparator. 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 Olabilir. Ama yakınmadı değil. Atsana şu baltayı Allah aşkına elinden ya. At tabii ya. Hop. Eller olsun. Ya. Gül gibi baltayı da ne yaptın ona acaba? Soğuk lan. Bunu çıkarma ya. Ev koptu. Yanık ev koptu.